Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile bir rüzgar türbini çizeceğiz. Öncelikle sahne bölümünden sahnemizi hazırlıyoruz bu şekilde. Şimdi sahnenin rengini biraz daha açayım. Ve şuralara küçük tepecikler çıkartıp çoğaltıp diğer taraflara da yerleştireceğim bu şekilde. Evet, sahnemiz bu şekilde hazır. Şimdi sıra geldi rüzgar türbinine. Direğini çizmeye. Bunun için kukla bölümüne yine gidiyorum. Fırça aracına seçtim. Rengini ayarladım ve kontürünü 3 olarak yaptım. İkinci kuklam olan ikinci bir kukla çiziyorum şimdi. Burada da rüzgar türbinin kanatlarını oluşturuyoruz. Bunu da yine daireyle yapmak daha kolay oldu. Şekilde kanatlarını da oluşturup kopyalarını çıkartıp konumlandırıyorum. Tam seçili hali getirip gruplandırdım ve birazcık boyutunu küçültüyorum. Sahnenin üzerinde de konumlandırmış oldum. Direğin belki boyutunu biraz daha küçültürsek iyi olur. Evet, üçüncü kuklamız olan bir komut kuklası oluşturuyoruz burada da. Rüzgar essin veya rüzgar dursun şeklinde bir komut hazırlayacağız, başlatma komutu. Evet, başlangıçta rüzgarı estir komutu oluşacak. İki tane kostüm oluşturuyorum. Birini kopyaladım ve diğerinde de rüzgarı durdur ya da rüzgar dursun şeklinde hareket ettirebilmek için bir de rüzgarın esmesi gerekiyor. Hemen onu da simülasyonda görünsün diye biraz rüzgar çizmeye çalışıyoruz bu şekilde. Şimdi bunların kopyasını çıkartıyorum ve dört tane kopya çıkartıyoruz. İkinci ve dördüncülerde biraz değişiklik yapmamız gerekebilir. Böylece rüzgar esiyor izlenimi vermiş oluruz. Kostümler arası geçiş sağlarken. Evet, kuklalarımız bu şekilde. Şimdi sıra geldi. Kuklalarımızı kodlarını yazmaya. Kodlarının komutunu belirlemiş oldum. Sıra geldi. Başlat düğmesinin komutunu yazmaya. Bunda da yine konumunu belirledim ve başlangıçta rüzgarı estir, yani birinci kostüm görünsün. Kostüm bir kılığına geç ve göster dedi. Şimdi komutları, yani rüzgar türbininin başlayıp durması komutunu bununla vereceğim için bu kukla tıklandığında, eğer ikinci kostüm görünüyorsa, yani rüzgarı durdur kostümüne geçilmişse, o zaman rüzgarı durdur haberini sağ şeklinde bir haber sağ komutu oluşturuyoruz. Rüzgarı durdur.
kutuya tıklandığında bir koşu kontrol edecek sürekli. Eğer rüzgarı durdur komutu varsa ekranda, yani kostüm sayısı 2 olduysa, o zaman rüzgarı durdur haberini gönderecek. Böylece sizin rüzgar türbininiz duracak. Değilse rüzgarı testir haberini gönderecek. Ve kostüm 2 kılığına geçecek. Eğer rüzgarı durdur haberini alırsa kostüm 1 kılığına geçecek. Şimdi rüzgar türbinimizi kodlayalım. Yine yeşil bayrağı tıklandığında onun da konumunu belirliyoruz. Şu an bulunduğu konumu seçiyoruz. Öncelikle ön katmana gitsin. Şimdi rüzgar türbinimiz neye göre başlayacak? Gelen komutlara göre başlayacak. Eğer rüzgarı estir haberini alırsa dönecek, rüzgarı durdur haberini alırsa duracak. Bir de değişken oluşturuyoruz bunun için rüzgar hızı adında. Ve değişkenimizde de değişkenimize göre, rüzgarın hızına göre rüzgar türbinimizin dönüş hızı değişecek. Bunun için operatörlerde artı ve bölme işlemi bloklarını iç içe koyduk. Rüzgarın hızını, dönüş hızını, rüzgarın hızı artı 0/2.5 olarak ayarladık. Bunu 1/2.5 şeklinde de yapabilirsiniz. Ve yine eğer rüzgarın hızı 0'a eşitse o dizlideki bloklar dursun diyoruz. Çünkü 0 olduğunda da dönmeye devam ediyor zaten. Ne zaman duracak başka? Rüzgarı durdur komutunu aldığında yine bu kukladaki diğer dizileri durdursun istiyoruz. Şu an dönüşü güzel ancak yerinde dönmüyor. Bunun için kostümler sekmesine bir bakmamız gerekir. Konumla ilgili mi bir bakalım. Konumla ilgili değil. Demek ki burada konumlandırırken bakın merkeze yerleştirmemişiz. Evet, şu an daha düzgün dönüyor. Yine konumunu ayarlıyoruz. Evet, şimdi düzeldi. Son olarak rüzgar esiyor izlenimi vermek için rüzgarda kostümler arası geçiş yapacak. Öncelikle katmanını ayarlıyorum. Yeşil bayrağı tıklandığında en arka katmanda görünsün. Ve rüzgar hızı da başlangıçta 5 veya 6 gibi bir sayı değer verelim ki 0 yaparsa, 0 olarak başlarsa çalışmaz. Kostüm bir kılığına geçsin, birinci kostümden başlasın ve gizlensin. İlk başta yeşil bayrağı tıklandığında ne zaman gelince bir komutun salındığında. Rüzgarı durdur komutu saldığında yine o da gizlenecek ve duracak. Şimdi rüzgarı estir komutunu aldığında rüzgar görünecek. Ve de sürekli olarak esiyor izlenimini verebilmek için burada yine karşılaştırma bloklarından eğer rüzgarın hızı 0'dan büyükse gözükecek rüzgarınız ve bir sonraki katı kostüme geçmek suretiyle sürekli kostüm değiştirecek ve esme izlenimi verecek. Rüzgar esiyor izlenimi verecek. Aksi takdirde beklenecek. Evet, bakın şu an
sıfıra getirdim. Durdu ve rüzgarı durdur dediğimizde de yine duruyor. Düzgün çalışıyor. Şimdi kopyalarını çıkarayım. Ve bir tane daha rüzgar türbini oluşturalım. Sadece rüzgar türbininin direği ve kanatlarının kopyasını çıkarıyoruz. Boyutunu ayarlayacağız ve konumunu ayarlayacağız. Komutlarda herhangi bir değişiklik yapmakta gerek yok. Onun da boyutunu %50 yapalım. Konumlandırdım ve yeni konumunu yerleştirdim. Böylece bakın iki tane rüzgar türbinimiz oldu. Bir tane daha hemen yerleştirelim. Biraz daha geride dursun. Yüz konumlandırmış olduk. Şimdi kanatların da boyutunu %75 yaptım. Konumlandırdık. Şu anda gayet güzel çalışıyor. Evet, arka plana git dediğimiz zaman bu sefer direğin arka planına gitti. Onu biraz öne almamız gerekir. Hemen ayarlamalarını yapalım. Şu an düzeldi. Biraz direği aşağıya doğru alırsak kukla bölümünden. Evet, sorunu gidermiş olduk bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.